Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Kur'an-ı Kerim okurken bazı ayet-i kerimelere geldiğimizde zınkada duruyoruz orada. Geçemiyoruz ileri. Bazen boynumuzu eğiyor ve derin derin tefekkür ediyoruz. Kendi halimizi, çevremizi, ülkemizi, ümmetimizi tefekkür ediyoruz. Hiç şüphesiz sizlerde de öyle oluyordur. Bu yüzden beni anlarsınız. Mesela Bakara Suresi 165. ayet ve devamına geldiğimde zınkada duruyorum. Ne demek istediğimi belki daha iyi anlarsınız diye hemen o ayetleri okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَاَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Sadakallahu lazim. Ve minen nas, insanlardan öyleleri de vardır ki, zalimler, kafirler. Men yettehizü min dunillahi endaden, Allah'ın dışında Cenab-ı Allah'a denkler koşarlar, ortaklar koşarlar, benzer ilahlara taparlar. Allah'ın dışında, Allah'ın yarattığı mahluku Allah'a denk tutar, ortak koşarlar. Şirk ne büyük bir zulüm. Ve bununla da kalmazlar. Esas bizi düşündüren nokta, yuhibbunehum, onları severler. Cadı yürekten severler. Kehubillah, Allah sevgisi gibi. Allah sever gibi severler. Ulan zalim adam, nefistir yani, insan malı sever. Karşı cinsi sever. Makamı mansıbı sever, övülmeyi sever, insanlara baş olmayı sever, anladık da, ama Allah sever gibi sevmek de ne demek? وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا, iman edenlere gelince, اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ, sevgi bakımından en şiddetlisi Allah adında. Allah Celle Celaluhu'nun sevgisi bambaşka. Onu hiçbir şeye benzetmez, eş ve denk tutmazlar. وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَامُ, bu zalimler var ya, Allah'tan başkasını Allah sever gibi severler. Bakın, Allah için sevmek başka bir şey, Allah sever gibi sevmek başka bir şey. İşte bunlar Allah sever gibi seviyorlar. يَتَّخِذِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا, ve onları da Allah'a nid, yani denk koşuyorlar, ortak koşuyorlar. Allah'a eş tutuyorlar, neuzubillah. İşte bunlar böyle yapmakla, şirke düşmekle zulüm işliyorlar. O yüzden Allah وَالَّذ۪ينَ ظَلَمُوا dedi, bu zalimler. اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ, azabı gördükleri zaman. Anlayacaklar hiç şüphesiz. Niye anlayacaklar? اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا, bütün güç ve kuvvet Allah'ınmış. Kim oluyor o Allah'ın yarattığı basit varlıklar ki siz onları Allah'a ortak koşuyorsunuz, denk koşuyorsunuz ve onları Allah sever gibi seviyorsunuz. وَاَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعَزَابِ, Allah Celle Celaluhu azabı çok şiddetli olandır. Ha, bunu ne zaman anlayacaklar? وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ, yani azabı gördükleri kıyamet gününde. Ne faydası olacaksa. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anladıkları gibi dünya hayatında da anlasalardı. Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur. Allah yarattığı varlıklara benzemez.
Allah'ın azabı çok şiddetli. Böyle yapanları çok fena azap edecektir. İz o zaman hatırla ki Habibim. Tebarra ellezine tubi'u minellezine tebavu. Tabi olunan, önde giden liderler, önderler, rehberler, insanlara yol gösteren liderler, kılavuzlar, minel nezine tabu, ittiba eden, peşlerinden giden, kendilerine uyan, tabi olanlar, izinde gidenlerden teberri edecekler. Tanımayacaklar ve uzaklaşacaklar. Vara'ul azap ve azabı görecekler onlar. İşte iz o zaman. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابِ Aralarındaki bütün sebepler kesilmiş. Daha evvel tabi olanlar, tabi olunan liderlerini bazı sebepler yüzünden böyle peşlerde düşüp gidiyorlardı. Maddi manevi bir kısım sebepler vardı yani. Ama şimdi bakıyorlar ki o sebeplerin tamamı kesilmiş. Ortada kalmışlar. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا Peşinden giden, liderlerin izlerinden giden, arkadan giden, alkış tutan zavallılar derler ki لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً Keşke bizim için bir kere daha, bir fırsat olsa da dünyaya dönseydik. فَنَتَبَرَّ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّ مِنَّا Bak 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 bak. Çekmiş gitmişler bizden teberri ediyorlar. Yüzümüze bile burada bakmıyorlar. Ah bir fırsat olsa da dünyaya bir kere daha gitseydik, biz de bunlardan teberri etseydik, yüzlerine bakmasaydık, adam yerine koymasaydık, alkışlamasaydık, peşlerinden gitmeseydik diyecekler. Şimdi bize yaptıklarını biz onlara yapsaydık. Kedalike işte böyle yürihumullahu amalahum hasaratin aleyhim. Yaptıkları o çirkin amelleri hasret olarak Allah Celle Celaluhu gösterecek onlara. Vay diyecekler. Nasıl bir hasret, nasıl bir pişmanlık, nasıl bir vicdan azabı. Ve mahum bi haricine bilenler. Ama artık ateşten çıkamayacaklar. İstedikler olmayacak yani. Bir kere daha dünyaya gitme fırsatı kendilerine verilmeyecek. Çünkü bunların olacağı kendilerine işte bu ayetlerle bu dünyada duyurulmuştu. Gitseniz ne yapacaksınız ki? Gene bu ayetleri duyacaksınız. Duydunuz da ne oldu? Ne yaptınız? Böyle yaptınız. Git gönderseler sizi gene aynısını yaparsınız. Bu bilgisizliktir. Ya bir liderin peşine düşmüşsün, adam sanmışsın olabilir, yanılmışsın olabilir. Ama sen Müslümansın, Allah'ı biliyorsun, elinde Allah'ın kitabı var, önünde Resulullah aleyhissalatü vesselam var, sünneti var, onu anlatan alimler var, ulemalar var, insan-ı kamil, mürşid-i kamiller var, müftüleriniz, vaizleriniz var, ilmiyle amel eden Rabbani alimleriniz var. Anlatıyorlar. Onların anlattıkları da peşine tabi olduğumuz liderin yaptığı işler hiçbirbirine uymuyor. Sen hala niye Allah'ın yolunu bırakıp da onların peşinde gidiyorsun? Alkışlıyorsun. Hatta malını harcıyorsun o yolda. Enerjini harcıyorsun. Zamanını harcıyorsun. O güzelim ömrünü onlar için harcıyorsun. Ya. Niye Allah'a davet ettikleri zaman peygambere ya da ulemaya ittiba etmedin de o serseme Allah'ın yolundan başka bir yol, helalı ve haramından başka bir helal ve harama, Allah'ın kanunundan başka bir kanuna davet ettikleri zaman Allah'a ters düşmesine, dine ters düşmesine, aziz şeriatına ters düşmesine rağmen sen onların peşine gittin. Allah sana akıl vermedi miydi? Allah sana irade vermedi miydi? Niye kullanmadın?
Evet değerli kardeşler. Bu ayeti kerimeyi Elmalı'dan okumanızı tavsiye ederim. Hakdini Kur'an Dili adlı tefsirinde. Tabi onun gibi birçok müfessirler de konuyu açıklıyorlar. Nedir özeti? Kur'an-ı Kerim'in insanlığa ulaştırmak istediği hedef Allah'ın birliği inancıdır. Tevhid yani. Her cihetten tevhid. Cenab-ı Allah'ı her şeyden daha çok sevmek ve tercih etmek. Allah'a kayıtsız ve şartsız boyun eğerek uymak. O yüzden ayeti kerimede iman edenler Allah'ı her şeyden daha fazla severler diyor. Peki şuna ne oluyorlar da şu zalimlere Allah'tan başkasını Allah sever gibi seviyorlar. Allah'a denk koşuyorlar, ortak koşuyorlar. Allah yerine, Tanrı yerine koyuyorlar. İnsan elbette sevilmesi meşru olan, Allah'ın izin verdiği ve aklında normal gördüğü bazı varlıkları sevecektir. Fıtratı gereği, insan kendini sever, eşini sever, çocuğunu sever, malını sever. Bir kısım güzellikleri, manevi makamı, mansıbı da sever. Ama değerli kardeşlerim, bunlar ile Allah Celle Celaluhu karşı karşıya geldiğinde birisini tercih etmek zorunda kalırsan Allah'ı tercih edeceksin. Eşin, oğlun, malın, mülkün ya da iktidar, dinden dön, helal-ı haramı at, dini bir kenara bırak. Sana ancak böyle buna kavuşmak var diyorsa, sen de onlara kavuşmak için dini gerçekten atıyorsan, peygamberin izinde gittiği hidayeti, o güzelim yolu sırat-ı müstakimi terk ediyorsan, onların hepsi birer put olur, birer tanrı olur. Onları tanrı yerine koymuş olursun ki, bu bir zulümdür yani. Ama insan Allah Celle Celaluhu'nun rızası doğrultusunda olursa, annesini de sever, babasını da sever, eşini de sever, çocuklarını da sever, malı da sever, mülkü de sever. Zenginlik, servet iyi bir Müslüman için ne kadar da güzeldir, yakışır da yani. Kendi ihtiyacını da karşılar, din kardeşlerinin ihtiyaçlarını da karşılar. Allah yolunda olmalı, cihad eder. Ama değerli kardeşlerim, Allah rızası doğrultusunda istikametin. Allah'a ters düşmeden olursa. Hoşça kalın ve selam.